Videomuza sponsor olduğu için Altium Designer'a teşekkür ederiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda birlikte basit bir mini ısıtıcı yapacağız. Taşınabilir bir ısıtıcı olacak. Bunun için öncelikle evde bulabileceğiniz malzemelerden yapmak üzere projeyi hazırlamaya başlıyorum. Eski bir kasa fanı ve dil çubuğu kullanacağız arkadaşlar. Dil çubuğunu silikon yardımıyla birleştirdik ve bir platform oluşturduk. Platform üzerine eski kasa fanını monte ettim arkadaşlar. Bu projede bir rezistans kullanmayacağız. Bunun yerine 5 adet taş direnç kullanacağım. Dirençleri aralarından hava rahat bir şekilde geçebilecek bir pozisyonda ayarlıyorum ve bu şekilde paralel olarak lehimliyorum arkadaşlar. Ardından yerine monte edip küçük bir test yapacağız. Taş dirençlerin bu şekli sayesinde ısınan dirençler ısıyı aralarından geçen havaya daha rahat bir şekilde transfer edecek. Hazırladığım bu platformu şoklu yapıştırıcı ile platform üzerine yapıştırıyorum. Burada silikon kullanmadım çünkü teller ısınacağı için dirençlerin konumlarının değişmesinin önüne geçmiş oldum. Altium Designer, mühendislerin ve kullanıcıların elektronik tasarım sürecinin her yönüyle zahmetsizce bağlantı kurmalarını sağlar. Sezgisel ve kolay bir şekilde PCB tasarımlar oluşturun. Sizi her açıdan birbirine bağlayan güçlü arayüz. Elektronik tasarım sürecini hızlandırın ve kolaylaştırın. Açıklamalar kısmında bulunan linki kullanarak Altium Designer yazılımının ücretsiz versiyonunu bilgisayarınıza indirip kurarak denemeye hemen başlayabilirsiniz. Altium 365'e entegre Octopart'ı kullanarak yüzlerce distribütör arasından elektronik bileşenlerinizi arayabilir ve kendi aralarında kıyaslayabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bulunan ücretsiz bağlantıları kullanmaktan ve bu uygulamaları denemekten çekinmeyin. Hazırladığım sisteme güç vererek küçük bir test yapacağım. Bakalım taş dirençlerimiz ne kadar ısınacaklar. Şu anda yaklaşık 120 wattlık bir güç uyguluyorum arkadaşlar. Ve lazer termometrem yardımıyla dirençlerin sıcaklığını ölçüyoruz. Hızla yükseldiklerini görebilirsiniz. Şu an 12 volt 10 amperlik bir güç uyguluyoruz ve 100 derecenin üzerine çok kısa bir süre içerisinde rahatça çıktılar. Yani projemiz gayet güzel bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yine dış bağlantı için enerji kablolarımızı buradaki direnç platformuna lehimliyoruz. Buralardan sisteme güç vereceğiz. Sırada ise fan devrini değiştirmemizi sağlayacak olan küçük bir devremiz var. Bu devre sayesinde fanın devrini değiştireceğiz ve sisteme giren hava miktarını kontrol edeceğiz. Hava miktarının artıp azalmasını idare etmiş olacağız. Sisteme uyguladığımız gücün sabit olduğu durumlarda çıkan hava sıcaklığını fan devrini yükseltip alçaltarak değiştirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi bu devremizi hazırladık ve gördüğünüz gibi yine hazırladığım platform içerisine artık yerleştirip sabitliyorum. MOSFET'e herhangi bir soğutucu eklemedim çünkü çok fazla ısınmayacak. MOSFET'in konumu itibarıyla da zaten sıcak havadan uzak bir noktaya yerleşmesini sağladım. Isınan hava MOSFET'in yanından arkaya doğru itilmiş olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık platformumuz neredeyse tamamlandı. Daha doğrusu ısıtıcımız diyebilirim artık. Buralardan ise havanın belirli bir noktada sıkışarak daha düzgün bir şekilde
dışarıya doğru itilmesini sağlayacak olan kanatçıklarımı yerleştiriyorum. Bu kanatçıklar aynı zamanda platformun bir arada durmasına da yardımcı olacak. Son olarak üst kapağımızı da yerine yerleştirdik ve yine plastik kontrol mekanizmamızı da ekledikten sonra sistem çalışmaya hazır. Gelin güç verelim ve birlikte test edelim. Şu anda 80 wattlık bir güç uyguladım ve buradan fan devremizi değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu arada çekilen gücü gösterebilen bir ayarlı güç kaynağı kullandım ki harcanan enerji miktarını daha rahat bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki ayarımızı değiştirerek sisteme giren hava miktarını da değiştirmiş oluyoruz. Şu anda 120 wattlık bir güç uyguluyorum arkadaşlar ve çıkış noktasından dirençlerin sıcaklığını ölçtüğümde şu an 100 derecenin üzerindeler. 100 derecenin üzerinde bir sıcaklığa sahipler. Çıkıştaki havayı ölçtüğümde ise 45, 47 hatta 50 derecelere ulaştığını görebilirsiniz. Dediğim gibi bu noktada fan devrini kontrol ederek çıkışta bulunan havanın sıcaklığını da istediğiniz değere ayarlayabilirsiniz. Yine yoğunluğunu da değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Proje oldukça güzel bir şekilde çalışıyor. Ayarlı bir güç kaynağı kullanarak maksimum çekebileceğiniz gücü de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin şu anda yaklaşık 70 wattlık bir değere ayarladım. Şu anda 70 wattlık bir güç harcıyoruz arkadaşlar ve çıkışta yaklaşık olarak 46-48 derece civarında bir sıcaklığa sahibim. Fan devrini ayarlayarak bu değeri yukarı ya da aşağı yönde de değiştirebilirim arkadaşlar. Şu oldukça fonksiyonel bir proje oldu. Yine projeyi farklı açılardan gösterip ölçümler yaparak projeyi sizlerle birlikte tamamlayacağız. Şu anda tekrardan giriş gerilimini 12 volta çıkarttım ve çekilen güç miktarı 120 watta çıktı. Taş dirençler yavaş yavaş ısındığı için buradaki sıcaklık yavaş yavaş yükselecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 55 dereceler civarında bir çıkan hava sıcaklığına sahibiz. Buradan ise gördüğünüz gibi fan devrimizi kontrol etmiş oluyoruz. Oldukça bol ve sıcak bir şekilde hava çıkıyor. Projemizi şimdilik tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.